Merhaba doğa severler. Bugün Uzun Tarla Tabiat Parkı olarak da bilinen Ormanya'dayız. Doğal çevresiyle birlikte 4000 dönümlük alana yayılan Ormanya, dünyanın 3. Avrupa'nın ise en büyük doğal yaşam alanı olma özelliğine sahip. Kocaeli ve Sakarya'ya neredeyse eşit uzaklıkta olunan park, doğa ile iç içe vakit geçirmek isteyenler için biçilmiş kaftan. Hafta içi pazartesi hariç haftanın diğer günleri ziyaretçilerine kapısını açan parkın girişlerinin ücretsiz olduğunu da belirtmek isterim. Bitki ve hayvanların doğal koşullarına en yakın ortamda yaşamaları için tüm ihtiyaçlarının yerine getirildiği bu parkta, ziyaretçiler için de tüm detaylar titizlikle düşünülmüş, her yönüyle dünya ölçeğinde bir proje. Avrupa'nın en büyük doğal yaşam parkı olan Ormanya, hayvanat bahçesi, vahşi yaşam alanı, yürüyüş ve bisiklet parkurları, karavan ve çadır kamp alanları, doğa okulu, yaban hayatı kurtarma merkezi olmak üzere 6 ana bölgeden oluşur. Ayrıca 40 araçlık karavan kamp alanı, 3000 araçlık ücretsiz otopark, 100 çadırlık kamp alanı, 15 kilometrelik bisiklet, 21 kilometrelik yürüyüş parkuru ve 5000 kişilik mesire alanı bulunuyor. Evet doğa severler. Şu an Ormanya içerisindeki vahşi yaşam alanındayız. Yürüyüş yolumuzun her iki tarafında, eğer dikkatli şöyle bakabilirseniz ya da görünebilir mi bilemem ama yolun her iki tarafında tel örgüler mevcut. Bu tel örgülerin diğer tarafında Anadolu'da bir zamanlar yaşam süren, hüküm süren, Anadolu'da yaşamlarını ve nesillerini devam ettiren bazı nesli tehlikeye girmiş olan canlıların şu an için bu bölgede tekrardan sayıları yeterli düzeye ulaşıncaya kadar bakımı sağlanıyor. Daha sonra tekrar buradan doğal yaşam alanlarına serbest bırakılacak. Yetkililerden edindiğimiz bilgiye göre 53 farklı türden 467 hayvan içinde barındıran bir yer burası. Alageyikler, ceylanlar, karacalar, yılkı atları gibi şu an isimleri de aklımda olmayan daha birçok canlının bu vahşi yaşam alanında yaşamlarını sürdürüyorlar. Aynı zamanda park içerisinde bir doğa okulu da bulunmakta. Bu park içerisindeki doğa okulu çocuklara sofralarına gelen sebzenin, meyvenin, içtikleri sütün sofralarına gelinceye kadar hangi evrelerden geçmişse bütün evreleri yaşayarak, gözlemleyerek öğretmeye çalışan bir doğa okulu. Bu gerçekten de çocuklarınızın çok çok ilgisini çekeceğini düşünüyorum. Evet doğa severler. Şimdi Ormanya'nın hemen girişinde
yoğun bir şekilde banklar, oturulacak alanlar mevcut. Yani kalabalık bir kitleyi karşılayabilecek, yetebilecek düzeyde oturaklar mevcut. Hemen onun yanlarında, sağında, solunda zaten belirli aralıklarla da kafeteryalar da mevcut. Hatta bu kafeteryaların hemen yanlarında çocuk oyun alanları mevcut. Bu yüzden de sizler çocuklarınız parkta eğlenirken sizler de kafeteryada bir şeyler yiyebilir, içebilir, dinlenebilirsiniz. Piknik alanları mevcut. Piknik alanlarında da yine voleybol sahası gibi yine eğlence yapılabilecek eğlence alanları mevcut. Ama bu piknik alanlarında ateş yakmak yasak olduğunu hemen söyleyeyim size. Ateş yakmak yasak ama bu piknik tüpleri var. Piknik tüplerini kullananları gördüm. Bunun dışında içeride yine özellikle bu hayvanat bahçesinde normalde adı çocuk hayvanat bahçesi ama büyüklerin daha çok ilgisini çekiyor. İçeride mümkün olduğu kadar gösterebildiğimiz bazı canlıları sizlere gösterdik. Ancak aslında sürüngenler de vardı. Fakat o sürüngenleri cam mekanın içerisine aldıkları için çekim yapamadık. Boğa yılanı, piton yılanı gibi bazı sürüngenler mevcut. Yine çocuk hayvanat bahçesinde çocuklar için ata binilebiliyor. Yani ücretsiz bir şekilde çocuklar ata biniyor ve atın biniciliğin daha doğrusu nasıl bir keyif olduğunu tadabiliyor. Son olarak da şunu söyleyebilirim. Öncelikli olarak otoparkın ücretsiz olduğunu söylemiştim. Haftanın sadece pazartesi günü buranın kapalı olduğunu, bunun da nedeninin parkın bakım, onarım çalışmaları, hayvanların bakımları nedeniyle haftada bir gün park kapalı, o da pazartesi günü. Hayvanat bahçesindeki binicilik, yani çocuklarınızı ata bindirmek istiyorsanız bunun için de salı günleri hariç diğer günlerde bu faaliyetten, bu etkinlikten yararlanabiliyorsunuz. Evet doğa severler, bir videomuzun daha sonuna geldik. Videomuzun sonunda bugün bir çekim esnasında minik misafirlerimiz vardı. Bu minik misafirlerimize bir sözümüz oldu. Videonun hemen sonunda bir 10-15 saniyelik bir onlara ait bir görüntü de olacak. Bir sonraki videomda görüşünceye dek bugünden daha güzel bir dünyada görüşmek dileğiyle sağlıcakla kalın, doğayla kalın. El sallayın bakayım. El sallayın. Ha 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 ha